Bugün konuşacağımız konu safra yolları hastalıklarındaki tanı ve tedavi yöntemi. Safra yolları hastalıkları bir gastroenteronun en büyük problemli hastalıklarından birisidir diyebilirim. Hasta için de aynı şekilde çok zordur. İyi huylu safra yolu hastalıkları, safra yolu taşı, safra yolu darlıkları, safra yolu parasiter hastalıkları, safra kesesini bu grubun dışına çıkarıyorum. Daha çok safra yolundan bahsediyor. Çünkü safra kesesi ayrı bir hastalık grubu. Bu safra yolunun önemli iyi huylu lezyonlardır. Taşsa, bugün taşın en önemli tedavisi endoskopik retrograd kolonojiyopantriyatikografi dediğimiz, yani kısaca halk arasında ERCP dediğimiz bir yöntemdir. ERCP'de biz gastroenterologlar safra yollarına girerek safra yollarının içerisinde kanaldaki taşları uzaktan endoskopik yöntemle girdiğimiz kanüllerle bu bölgenin önce görüntüsünü alırız. Opak madde vererek görüntüsünü çekiyoruz. Daha sonra kanül ediyoruz, yani kanalın içerisinde görüntülüyoruz. Görüntüledikten sonra taş varsa hafif biraz kesi yapıyoruz, ön kesi ERCP yöntemiyle. Dolayısıyla sonuçta bu bölgeye girerek basketlerle veyahut da taş balonlarıyla taşın orada ekstraksiyonu, yani dışarı çıkarmasını sağlamış oluyoruz. Bu basitçe bir anlattığım yöntem ama esasında çok zor. Her merkez yapamayabilir, her gastroenteroloji merkezi de olmayabilir. Ama bugün bir gastroenteroloji yönetim kurulu üyesi olarak da rahatlıkla söyleyeyim. Bugün ülkemizin çok büyük yerlerinde, çok büyük gastroenteroloji merkezlerinde bu işlemler çok kolay yapılmakta ve hakikaten çok güzel, yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. ERCP dediğimiz yöntem bu. Peki, bir de kanserleri ve kötü huylu tür lezyonlar vardır safra yolu hastalıklarında. Bunlar daha çok, tabii en çok gördüğümüz safra yolu tümörleri, kolonjiyoseliler kanseri dediğimiz bir latincesini izah edeceğimiz tümörlerdir. Bu malign hastalıklar oldukça prognozu çok kötü. Geç tanı konulduğunda gerçekten son derece hayatına bağdaşması, sağ kalma oranı çok düşük hastalıklar grubundandır. O yüzden bu safra yolu hastalıklarının, daha doğrusu tümörlerinin çok erken yakalanıp tanısını erken konup tedavisinden hızlı bir şekilde en iyi tedavi yöntemi olan cerrahiyle kür sağlanmasıdır. Eğer cerrahiye gidene kadar hastanın safra yolu taşları veya safra yolu tümörleri diyelim tıkamışsa, biz oraya geçici olarak stent koyup yine bu ERCP yöntemine girip stent koyarak zaman kazanmaktayız. Ameliyata gidene kadar zaman kazanıyoruz. Taşı çıkaran kadar zaman kazanabiliriz. Eğer o anda taş çıkmıyorsa tabii stent koyuyoruz. Yoksa ilk girdiğimizde taş varsa ilk önce taşı çıkarmak istiyoruz. Ama bazı tümörlerde tam aksine o bölgenin tam kesit tedavisi cerrahi olduğu için geçiyorlar. Cerrahiye kadar bir bypass, bir köprü, köpleme yöntemi diyecek olursak, yani köpleme yöntemini bir oraya stent koyarak biraz zaman kazanma şansına gideriz. Hastanın gülümüne düşer. Yani tabiri caizse halk arasındaki gözlerindeki gördüğünüz o sarılık kısmında tamamen düştükten sonra hastayı cerrahiye veririz. Bir geçici bir bypass yöntemidir bu. Ama asıl kalıcı tedavi yöntemi safra yolu hastalıklarının kanserlerinin, özellikle kanserlerin kesin tedavi yöntemi cerrahidir. Endoskopik ultrasonun burada tanıda yeri var mı? Kadar gold standart. Özellikle 4 milimetreden çok küçük taşların tanımında endoskopik ultrasonografi ERCP'den daha üstündür. Fakat ERCP'nin de EUS'a karşı endoskopik ultrasonografinin üstün özelliği aynı zamanda tanımının yanında tedavi edici özelliği var. Çünkü oradaki taşları çıkarmak gerekiyor. Yine ERCP'ye ihtiyacımız var. Yani belki görüntülemede endoskopik ultrasonografi ERCP'den daha üstün ama ERCP'nin de endoskopik ultrasonografinin üstünlüğü ise tedavi edici özelliği vardır. Bu konuda bilgi vermek istedim.